sevgilinizin seven kıskanır diyerek özel hayatınıza karışması şiddet midir? Yani kişinin mahremiyetine zarar veriyorsa eğer şiddettir. Erkeklerini seven kıskanır diyerek hayatınıza karışması şiddet midir? Bence büyük bir şiddettir. Erkeklerin kıskanma adı altında özgüven eksikliklerine, karşısındaki partnerlerine yansıtılması büyük bir şiddettir. Size gözüm tutmadı onunla görüşmeni istemiyorum denmesi şiddet midir? Bence kesinlikle şiddettir. Çünkü kimse kimsenin biriyle görüşmesini kısıtlayamaz. Yani bu benim en yakınım, sevgilim, eşim bile olsa benim özel alanıma bu şekilde müdahale edemez. Yani bu şekilde müdahale etme hakkını kendisine görmesi bile başlı başına bir hani şiddetin aslında şeyi, işareti ilişki içinde. Sevgilinizin kıyafetinizi beğenmedim diyerek kıyafetinize karışması şiddet midir? Yani ne olarak söylediğine bağlı. Gerçekten beğenmediği için söylüyorsa normal bir arkadaş yorumudur ama açık olduğu için ya da benim hayatıma, benim giyim tarzıma karıştığı zaman şiddettir diye düşünüyorum. Partnerinizin size sensiz yaşayamam diyerek ilişkiyi sürdürmeye çalışması şiddet midir? Şiddettir. Psikolojik olarak ciddi bir şiddettir hem de. Çünkü bir insansız yaşayamamak demek ona bağımlı olmak demektir aynı zamanda. Ve ben kendim birine bağımlı olmak isterim ne de partnerimin bana bağımlı olmak isterim. Partnerinizin size sensiz yaşayamam diyerek ilişkiyi sürdürmeye çalışması şiddet midir? Zorluyorsunuz. Partnerinizin benden bir şey saklıyorsun diyerek sosyal medya şifrelerinizi istemesi şiddet midir? Kesinlikle evet. Yani ben kendim vermiyorum ama hani isterse eğer zaten vermem. Tabii ki bir şiddet yani özel bir şahsıma bir saldırı yani. Partnerinizin benden bir şey saklıyorsun diyerek sosyal medya şifrelerinizi istemesi şiddet midir? Yani evet burada bir tam var. Bir şey saklıyorsun. Sana güvenmiyorum. Ver ki güveneyim, evet. Şiddet, yani sana güvenmediğini belirtiyor. Size göre yola çıkarken eşinizin ya da erkek arkadaşınızın ben varken arabayı kullanmak sana düşmez demesi bir şiddet türü müdür? Evet, şiddet türüdür. Çünkü kadının da toplumda yaşam hakkı, söz hakkı vardır. Erkek öncelikli değildir. Kadın ve erkek eşittir. Her ne kadar erkekler bunu kabul etmek istemese de. Yola çıkarken eşinizin ben varken arabayı kullanmak sana düşmez demesi sizce şiddet midir? Yani bir nevi şiddet çünkü ataerkil bir ülkede yaşıyoruz. Biz kadınların genelde kötü şoför olduğunu ama ben mesela üzüntü olduğum için öyle düşünüyorum. Ayrıca eşim de benim çok iyi araba kullandığımı. Eşinizin tartışma sırasında size sürekli sen hastasın, sen gerginsin demesi sizce şiddet midir? Evet, şiddettir. Belki onun haksız olmadığı konunun hakkını tartışmış olabiliriz. O yüzden şiddet olduğunu düşünüyorum. Erkek arkadaşın senden ayrıldıktan sonra ailene her şeyi anlatırım demesi sence şiddet midir? Evet. Erkek arkadaşınızın sizi benden ayrılırsan her şeyi anlatırım demesi şiddet midir? Bence şiddet.